Değerli misafirlerimiz, geleneksel olarak düzenlediğimiz İzmir Yemini Mali Müşavirler Odası Yeni Yıl Gala Yemeği'ne hepiniz hoş geldiniz. Evet. Başkanımız Sayın Şahin Çetin'in açılış konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, çok değerli meslektaşlarım, saygıdeğer üstadlarım, hepinizi şahsım ve İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası adına en derin saygılarımla selamlıyorum. Odamızın Sosyal Faaliyetler ve Halkla İlişkiler Komisyonu öncülüğünde düzenlenmiş olan Yeni Yıl Gala Gecesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Değerli dostlarım, bugün aramızda eski başkanlarımızdan Sayın Ünal Aydın Üstadımız ve saygıdeğer hanımefendi bulunuyorlar. Değerli başkanım, siz de hoş geldiniz. Kıymetli misafirler, değerli meslektaşlarım, biz kadir kıymet bilen bir yönetim olmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. İçinden çıkan değerlere sahip olamayan toplumlar asla ilerleyemezler. Biz 2013 yılında ilk defa yönetime geldiğimizde saygıdeğer başkanlarımızdan oluşan bir başkanlar kurulu oluşturarak onların engin tecrübelerinden, bilgi ve görüşlerinden istifade etmeye çalıştık. Aynı zamanda odamızın kurulduğu günden bugüne kadar seçilmiş oda kurullarında ne kadar görev yapan meslektaşlarımız, üstadlarımız varsa onları da onur kuruluna davet ettik ve onların da görüşlerinden istifade etmeye çalıştık. Biz 2013 yılından beri elimizden geldiği ölçüde sizlere hizmet etmeye çalışıyoruz. Bizim yapmış olduğumuz çalışmaların bütün detayları odamızın web sitesinde ayrıntılı olarak yer alıyor. Değerli dostlarım, tabii bütün yılları size anlatacak değil. Ancak 2018 yılı ile ilgili, çünkü yeni yıl muhasebe yapma zamanıdır. Yeni yıllar, sizler hepiniz hesap kitap adamısınız. Muhasebe yapmak lazım, neler yapmışız, şöyle dönüp bakmak lazım. 2018 yılında 12 seminer, biri yurt dışı olmak üzere 6 gezi, 35 kurullar toplantıları, 5 eğitim, 6 resmi tören, 5 yemekli organizasyon ve 35 ziyaret olmak üzere 100'ün üzerinde etkinlik gerçekleştirmişiz. Bütün bu yapılanlar yönetim kurulumuzun başarısıdır. Ben huzurlarınızda yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımın hepsini ayrı ayrı kutluyorum. Hepsine en kalbi duygularla teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli dostlarım, izliyorsunuz, görüyorsunuz. Bu gece de burada hep beraber eğleniyoruz. Bu gecenin de ihtişamını görüyorsunuz. Bütün bunları yapan odamızın Sosyal Faaliyetler Komisyonu'na yürekten teşekkür ediyorum. Ben acaba istirham etsem Sosyal Faaliyetler Komisyonu'ndaki arkadaşlarımız oldukları masalardan ayağa kalkabilirler mi? İstirham ediyorum. Evet. Bu gecenin mimarı Sosyal Faaliyetler Komisyonu'nun üyesi arkadaşlarımızla kuvvetli bir alkış lütfen. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Değerli dostlarım, odamızın yaptığı bütün etkinliklerde, yapılan bütün organizasyonlarda biliyorsunuz, bunun bir de görünmeyen tarafı vardır. Mutfağı vardır, perde arkası vardır. İşte bu perde arkasında görev yapan odamız çalışanları, bugün onları aileleriyle beraber özel olarak davet ettik. Onlar bugün bizim misafirimiz. Oda çalışanlarımız Ece, Ezgi, Ali, Nurullah ve Yasemin için kuvvetli bir alkış lütfen. Değerli dostlarım, bize bugün muhteşem bir gece yaşatacak Ege Orkestrası, Zeytin Sanat Organizasyonu çatısı altında
İzmir'in ve Ege'nin en iyi orkestralarından birisidir. Aynı zamanda bu gece bize organizasyonda çok büyük katkısı olan Klaros Tur yetkilileri de aramızda. Hem Klaros Tur için hem de Ege Orkestrası için kuvvetli bir alkış. Daha kuvvetli olsun çünkü emeklerinden sonra bakın. Değerli dostlarım, ben ilk defa 2010 yılında Adana Yönetim Kurulu'na girdim. 2013 yılında da ilk defa başkan oldum. Allah kısmet ederse, Allah ömür verirse Mayıs ayında da sizlere veda ediyorum. İlk defa seçildiğimde de söylemiştim. Amerikan başkanları bile iki dönem yapıyorsa bizim gibi bu kurumlarda da, bu odalarda da belli süre yaptıktan sonra arkadan gelen gençlere bu görevleri devretmek gerektiğini o zaman da söylemiştim. İnşallah kısmet olursa Mayıs ayında sandıktan kim çıkarsa başımızın tacıdır, onlara bu bayrağı devredeceğiz. Ben bütün bu görev yaptığım dönem içerisinde hepinizden çok büyük destek gördüm. Hepiniz gezilerde olsun, organizasyonlarda olsun hiç bizi yalnız bırakmadınız. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu her veda biliyorsunuz yeni bir başlangıçtır. Bizim için kesin bir ayrılık yok. Her zaman beraberiz. Ama bütün bu yaptıklarınız benim için çok anlamlı ve çok değerlidir. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Değerli dostlarım, zaman su gibi akıp gidiyor. Günler, ayları, aylar, yılları kovalıyor. Ve bir bakıyoruz ki ömürler gelmiş geçmiş. Bu akıp giden zaman içerisinde ağladığımız, güldüğümüz, çok sevildiğimiz, çok sevindiğimiz ve belki de çok üzüldüğümüz anlar olmuştur. Hayat, zıtlıklar üzerine kurulu muhteşem bir dengedir diyor Mevlana. Güzellikler olmasaydı, kötülükler olmasaydı güzelliklerin, çirkinlikler olmasaydı iyi ve doğru şeylerin hiçbir değeri ve kıymeti olmazdı. Onun için kaderimizde ne varsa onu yaşıyoruz. Ben 2019 yılında sizlere çok güzel, çok huzurlu, çok mutlu günler diliyorum. Her şeyden önce sağlık diliyorum. Çünkü sağlık olmayınca hiçbir şeye kıymeti olmuyor. Önce sağlık. Sonra huzur diliyorum. Hapishanelerde bir sürü sağlıklı insan var. Allah hepinize huzur versin. Onun dışında değerli meslektaşlarım, hepinize hayırlı bol kazançlar diliyorum. 2019 yılının size iyilikler, güzellikler getirmesini diliyorum. Yeni yılınızı kutluyorum. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler diliyorum. Şen ve esen kalın. Teşekkür ediyoruz. Sizlere iyi eğlenceler diliyorum. Umarım dolu dolu eğlenceli bir gece geçiririz. İyi akşamlar, iyi eğlenceler.